Can Ataklı Korkusuz Gazetesi Hatay neden afet bölgesi değil? 11 ili kapsayan büyük deprem üzerinden 10 ay geçti. Resmi rakamlara göre 50 bine yakın kişinin can verdiği bu depremden sonra elbette depremzedelerin derdine derman olmak için pek çok çalışma yapıldı. Yardım kampanyaları açıldı. Hileli ve kişiye özel ihaleler açılmasına rağmen iyi kötü konut ve iş yeri inşaatları devam ediyor. Ancak bunlar yeterli değil. Özellikle tarihin beşiği bölgelerden Antakya Hatay tam anlamıyla unutulmuş gibi. İskenderun büyük bir şovla Antakya Hatay için bir kampanya başlattı. Tabii yerinde görmeyince herkes inanıyor. Oysa gerçekler çok farklı. Antakya ve İskenderun başta olmak üzere Hatay'ın birçok ilçesinde henüz doğru düzgün elektrik ve su hizmeti verilemiyor. Binalar perişan, çok az bir yerde yenileme çalışması yapılabiliyor en önemlisi kentte yaşayanların temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanmasında hala çok büyük sorunlar var. Antakya halkı ısrarla şunu soruyor. Hatay neden afet bölgesi ilan edilmedi? Neden hala edilmiyor? Afet bölgesi ilan edilmesiyle birlikte yasa gereği pek çok kaynak ve hizmet bu bölgeye verilmek zorunda. Ancak bu yapılmadığı gibi iktidar garip biçimde kentin adını değiştirmeye çalışıyor binlerce yıldır Antakya olan kent merkezinin girişindeki trafik tabelası bile Hatay olarak değiştirildi. Oysa Hatay bir kentin değil bir bölgenin adı. Antakya'daki sivil toplum kuruluşları kentin ve bölgenin özel afet bölgesi olarak ilan edilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu nedenle özel afişler ve sosyal medya görselleri hazırlandı. Konuştuğum Antakyalılar artık sesimizi duyun, iktidar özellikle duymalı. İlk günlerde herkes yardım edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Ama zaman geçtikçe hem yardımlar hem de ilgi azaldı. Başka yerlerde yaşayanlar zannediyor ki her türlü önlem alınmış işler hızla ilerliyor. Oysa henüz bir arpa boyu gitmiş durumumuz yok. Koca bir tarihi kent yok olmak üzere dediler. Daha önce yazdığım gibi en büyük sorunsa yerli halkın bölgeyi terk etmesi, bunun yerine Suriyelilerin ve başka ülkelerden gelen sığınmacıların kenti adeta işgal etmesi. Meğer çiftçinin durumu kötü değilmiş. Gazete reklamlarında belki görmüşsünüzdür. Teşekkür diye başlayan yarım sayfa bir reklam var. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP'li bakanlara ve yöneticilere teşekkür eden bir reklam bu. İmza sayısı hayli kalabalık. 21 Sanayi, Ticaret ve Ziraat Odası'nın imzası var. Niye teşekkür ediyorlar? Meğer AKP iktidarı narenciye sektörüne can vermiş, istihdamı arttırmış, büyük katkı sağlamış. Eski bakanlar, AKP sözcüsü, AKP MYK üyeleri bile teşekkür reklamında. Şimdi gel de inan. Narenciyenin durumunun çok iyi olduğuna. Belli ki pek iyi gitmiyor işler. Düşünmüşler, taşınmışlar Cumhurbaşkanına ve AKP'ye yağcılık yaparsak iyi olur demişler. Bütün çiftçi kan ağlıyor. Üretim düşüyor. Tarlalar boş yatıyor çiftçi ve köylü banka borçlarının altında ezilmiş ama her nasılsa narenciye üreticileri durumdan çok memnunlar. En ucuz portakalı zincir marketlerde bile 35-40 liradan aşağı alamıyoruz. Kim bilir belki millete ne güzel kazık atıyoruz demek için vermişlerdir bu reklamı. Gazeteciler faizi ve %50 artı biri sormayı yine unuttu. Erdoğan Dubai'ye gitti geldi. Tabii yanında yine seçilmiş gazeteciler vardı. Dubai'den tek haber bile göre... Dubai'den tek haber bile göremedik bu gazetecilerden ama dönüş yolunda uçakta çekilmiş fotoğrafları her zamanki gibi vardı. Erdoğan güya soruları cevaplamış dönüş yolculuğunda. Öyle yazıyor gazetelerde geziyi izleyenler. Fotoğrafa bakınca çok samimi bir manzara görülüyor her zamanki gibi. Ortada AKP Genel Başkanı Erdoğan oturuyor. Sağında ve solunda ay biçiminde, beşlik simit gibi sıralanmış gazeteciler var. Bazı gazeteler ve televizyonların internet sayfalarında soru örneklerine rastladım her zamanki gibi. Eğer o sorular gazeteciler soruyorsa ben bir şey bilmiyorum. Ama yine dikkat çekici bir konu şu oldu benim için. Yine hiçbir gazeteci faizle ilgili soru sormamış. Merak etmiyorlar demek ki. Ben bu görevdeyken bir daha faiz artışı olmayacak diyen Erdoğan'ın faizlerin %40'a çıkması hakkında ne düşündüğünü Gazeteciler %50 artı 1 konusunu da belli ki hiç merak etmedikleri için hiç sormamışlar. Ama bunu soramayacaklarını zaten biliyordum. Erdoğan meclis çıkışı bir patavatsız gazetecinin efendim Bahçeli ile %50 artı 1 konusunu görüşecek misiniz sorusuna çok şaşırmış ve yahu lafa bak demişti. Fahrettin Altun gerekli fırçayı yemiştir mutlaka. Ondan sonra hangi gazeteci böyle bir soru sormaya cesaret edebilir ki? A. Ahmet Hakan uçakta soru sormuş. Gazete yazılarımda ve televizyon konuşmalarımda gazetecilerin uçakta Erdoğan'a soru sormadıklarını, yolculuk bittikten sonra Fahrettin Altun'un kendilerine bir dosya vererek bunları sordunuz, bunlar da cevapları dediğini yazıyorum. Bugüne kadar kimse çıkıp da ne demek soru sormuyoruz, bal gibi de soruyoruz demedi. Bunu kanıtlamak için hep şunu soruyorum. Eskiden her gazeteci kendi soruyu öne çıkararak yazardı haberi bu gazeteciler neden hangi soruyu kimin sorduğunu ya da kendi sorduğu soruya yazmıyor? İlk kez Hürriyet gazetesi Erdoğan haberini verirken Ahmet Hakan'ın sorduğu bir soruya yer vermiş. Ahmet Hakan onca konu arasında Fatih Terim fonu mu fenomenlerin durumunu sormuş. Ancak aynı konuyu Ahmet Hakan'ın kendi köşesinde okurken şaşırtıcı bir durumla karşılaştım. Erdoğan bu konuya güya konuşurken en son haber sitesinin genel yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın telefonuna Dilan Polat'la fotoğraf çektiren fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu haberi gelmiş ve bunu Ahmet Hakan'a göstermiş. Ama belli ki her iki gazeteci de bu son dakika haberini Erdoğan'a söylememişler, söyleyememişler. Ahmet Hakan sorulmamış sorunun cevabı olarak ben İlyas Efe'nin gösterdiği habere bakarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam olarak şöyle diyordu. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunlarını bozmaktadır diye yazmış. Yani Erdoğan'ın içine doğmuş bu mallara el koyma haberi. Yahu anladık gazetecilik yapmıyorsunuz ama bari okurla böyle dalga geçmeyin.